Bundan tam bir yıl önce, dün, bütün hayatını haklar ve özgürlükler mücadelesine adayan bir hukukçu, bütün hayatını hukukun üstünlüğünün tecellisi için vakfeden yılmaz bir insan hakları savunucusu ve bütün hayatını, meslek hayatını suçlular, işkenceciler, gözaltında insanları kaybedenlerin, yani suç işleyenlerin cezasız kalmaması için hayatını vakfeden Tahir Elçi kardeşimiz, Diyarbakır Baro Başkanımız katledildi. Katledilişinin birinci yılında bir kez daha Tahir Elçi'yi, haklar ve özgürlükler mücadelesindeki Tahir'i ve şüphesiz ki barış mücadelesindeki Elçi'yi saygıyla, sevgiyle, hürmetle yad ediyorum. Ve ahdımız olsun ki onun mücadelesi, haklar ve özgürlükler mücadelesi, onun eşitlik mücadelesi ve onun suçluların cezasız kalmaması mücadelesinin bayrağı asla ve kata biz yaşadığımız müddetçe yere düşmeyecektir, yere düşürmeyeceğiz. Müsaadenizle Tahir Elçi'nin konuşmasıyla başlamak istiyorum. Dört ayaklı minareyi ne yazık ki iki gün önce şu anda gördüğünüz bu ayağından vurdular. Tarihi dört ayaklı minare insanlığa sesleniyor. Beni ayağımdan vurdular. Ne savaşlar, ne felaketler gördüm. Ama böyle ihanet görmedim diyor bize. Biz bu tarihi bölgede birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış, bu kadim bölgede insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun diyoruz. Tam da bunu dediği için Tahir Elçi cinayete maruz kaldı. Tahir Elçi öğrencilik yıllarımın idolu hukukçuydu. Tahir Elçi meslek hayatımızın sembollerinden biri olan hukukçuydu. Ve Tahir Elçi'yi katletme süreci sadece dört ayaklı minare önündeki açıklamasından kaynaklı değildi. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar iç hukuk yollarının elverişsiz olduğu durumlarda uluslararası mekanizmalara kadar haklar ve özgürlükler mücadelesinin yılmaz savunucusu olduğu için katledildi. Ama aynı zamanda bir televizyon programında fikrini özgürce ve cesurca ifade ettiği için korku imparatorluğunun, korku cumhuriyetinin temellerini atmak isteyenlere karşı boyun eğmediği için önce siyasi lince maruz bırakıldı. Hedef gösterildi ve akabinde de senaristler bir senaryo yazdılar. Kötü bir senarist eğer bir senaryo yazarsa onun filmi iyi olur veya kötü olur. O takdire bağlıdır. Ama bir katil, bir zorba rejim bir senaryo yazarsa ortaya cinayet çıkar. İşte bu cinayette böylesi bir senaryonun adımlarıydı, böylesi bir senaryonun zemin hazırlamasıydı. Ve Tahir Elçi cinayeti bir sürecin kapanmış, yeni bir sürecin, imha sürecinin, yıkım sürecinin, bir nevi birlikte yaşam duygusunun ortadan kaldırılması sürecinin adeta fitilleyicisiydi. Tıpkı Vedat Aydın cinayeti gibi ve tıpkı AP Musa cinayeti gibi ve tıpkı ondan sonra karanlıkta bırakılan devlet içi hukuk dışı örgütlenmelerce katledilen bütün bu ülkenin değerlerine yönelik suikast ve katliamlarda olduğu gibi. Değerli milletvekilleri, aradan bir yıl geçti. Önce ön otopsi raporunda Tahir Elçi'nin uzak mesafeden atışla katledildiği ifade edilirken daha sonraki zaman dilimi içerisinde bilir kişinin ortaya çıkarmış olduğu veri Tahir Elçi'yi katleden kurşunun hangi mesafede geldiğinin tespit edilemeyeceğine dairdir. Bir diğer husus, o günden bugüne bir yıl geçmesine rağmen yine cinayetin gerçekleşmiş olduğu Yenikapı Sokak'ta bulunan PTT'ye ait olan güvenlik kamerasının
17 dakikalık görüntüsü halen gizleniyor, halen saklanıyor, halen dosyanın içerisine konulmuyor. Aynı şekilde orada bulunan restoranta ait görüntüler, restoranın kamerasından çıkan görüntüler halen dava dosyasına konulmuş değil, halen avukatların bunu incelemesine izin verilmiş değil. Diyarbakır Barosu'nun mevcut başkanı Sayın Ahmet Bey'in ve diğer meslektaşlarımızın şu ana kadar sürmüş olduğu 12 dosya, 12 dilekçe ve yüzü aşkın talebin tek bir tanesinin gereği yerine getirilmiş değil. Yine 15 Temmuz'dan bugüne değin. Bu dosya savcısızdır. 15 Temmuz'dan bugüne değin bu dosyaya atanan 3 savcı da 3'ü de çeşitli gerekçelerle görevinden alınmış ve bu dosya şu an itibariyle savcısızdır. Çok açık ve ne söylüyorum. Tahir Elçi'yi katledenler bugün o katliamların aynı zamanda müsabihidirler. Katliamın gerçekleştiği, ölümün suikastının gerçekleşmiş olduğu günlerde Cumhurbaşkanından Başbakan'a, Adalet Bakanlığından ilgili bütün kamu kurum kuruluşlarına kadar bir an önce cinayetin aydınlanacağını ifade etmişlerdi. Bu konuda kamuoyuna taahhütlerde bulunmuşlardı. Tam bir yıl geçti. Bırakın cinayetin aydınlanması, dosya üzerinde resmi bir yasaklama kararı olmamasına rağmen Diyarbakır Barosu başta olmak üzere avukatlar dosyanın içeriğine ulaşamıyorlar. Fiili bir gizlilik kararı uygulanıyor. Bir boyutuyla cinayet gizleniyor, bir boyutuyla canilerin toplum içerisinde dönmesine, toplum içerisinde yaşam bulmasına ve yeni suikastlerin zemininin hazırlanmasına bir boyutuyla katkı sunuluyor. Özü itibariyle Tahir Elçi cinayeti bir kez daha söylüyorum, müzakere sürecinden, diyalog sürecinden, çatışma ve kaos sürecine girişin bir işaret fişeğiydi. Bugün eş başkanlarımız Sayın Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ ve diğer milletvekillerimiz bugün burada değilse, bu araştırma önergesinin imzacısı olan grup başkan vekilimiz İdris Baluken bugün burada değilse, Tahir Elçi'nin suikastını gerçekleştiren ceberrüt yapının politikalarının hayat bulduğunun aynı zamanda ifadesi, göstergesidir. Değerli milletvekilleri, daha önce de bu kürsüden vicdanlarınıza seslenmiştim. Doğrusunu söylemek gerekirse artık vicdanlarınıza seslenmeyeceğim. Çünkü vicdanlar sevgili Tahir Elçi'nin eşi, sevgili Türkan Elçi'nin de ifade ettiği gibi adeta kış uykusunda. Ama şundan şüpheniz olmasın ki bu cinayet aydınlatılmadığı müddetçe bu ülkeden hukukun üstünlüğünü beklememelisiniz, beklememeliyiz, bekleyemeyiz. Çünkü karanlıkta bırakılan her cinayet yeni cinayetlerin zemin hazırlayıcısıdır. Eğer Tahir Elçi cinayeti aydınlatılmış olsaydı, o yapı, o klik açığa çıkarılmış olsaydı, junta kliği 15 Temmuz'da darbe girişimi zeminini bulamayacaktı. Eğer bu hukuksuzluklara göz yumulmuş olmasaydı, bir başka darbe olan eş genel başkanlarımızın ve milletvekillerimizin bugün parlamentoda olmaları, seçme ve seçilme haklarının gereğini yerine getirilmesi sürecinin önüne engel konulmuş olmayacaktı. Yani parlamentonun darbelenmesi süreci de gerçekleşmemiş olacaktı. Bu itibarla da ortada iki karşıtlık var. Bir tanesi zorba rejimdir ve zorba rejimine karşı vicdan hareketini devreye koyma zorunluluğudur. Ben bir kez daha başta yüreği hukuk için, insanlık için ben bu suça ortak olmayacağım. Dolayısıyla televizyon kanalından siyasi lincin zemininin hazırlandığı bütün aşamalara kadar kimlerin dahiliyeti varsa bu siyasi cinayetin aydınlığa kavuşmasını istiyorum diyen kimler varsa bugün bu önergede pozitif rey kullanmasını çağrısında bulunuyorum. Eğer ki bu cinayetin karanlıkta kalması için kullanılan her bir red oy, hiç şüpheniz olmasın ki tarihte bu suça ortak olundu.